Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye sesleri, New York'ta düzenlenen Türk Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Sokakların kırmızı beyaza büründüğü etkinlik Madison Caddesi'ndeki yürüyüşle başladı, konserle sona erdi. Şimdi New York'taki Türk Günü Festivali'nden görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Mehter takımı, folklor gösterileri, askeri bando, Türkiye'ye ait değerler Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde görücüye çıktı. Çok farklı düşüncesi, kanaati, siyasi, geçmişi ne olursa olsun bütün Türklerin aynı duyguyla bir kardeşlik ve birlik içerisinde aynı hedef için burada buluşması, bunun sağlanabilmiş olması son derece önemli ve anlamlı. Türk-Amerikan dernekleri tarafından bu yıl 32.si düzenlenen Türk Günü yürüyüşü ve festivali renkli görüntülere sahne oldu. New York caddeleri kırmızı beyaza büründü. Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! Katılımcılar erken saatlerden itibaren caddeleri doldurmaya başladı. Çok mutluyuz. Amerika'da böyle bir eylem düzenlemesi bizi mutlu ediyor. Gurur duyuyoruz yani. Her sene de gelmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız hep beraber. İlk olarak 1981 yılında Ermeni terör örgütü Asala'yı protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinlik yıllar içinde festivale dönüştü. Senede bir de o defa da olsa bu muhteşem Türk yürüyüşü Amerika'da, Amerika'nın göbeğinde Manhattan'da Türkiye diye sesleri duymak ve marşlarımızı, ondan sonra şarkılarımızı, türkülerimizi hep birlikte söylemek hem bize çok mutluluk veriyor hem de duygulanlar yaşatıyor. 81'deki ilk yürüyüşün bu hale gelmesinde emeği geçenleri, dolayısıyla bu işi gönlünde yaşatanları hem kutluyorum hem teşekkür ediyorum. Dış ülkelerde yaşayan Türklerin düzenlediği en büyük organizasyon olması yönüyle dikkat çeken Türk Günü yürüyüşü, Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinden vatandaşı New York'a çekiyor. Artık bu ülkenin kilit noktalarına bizim kardeşlerimizin geldiğini görüyoruz. Amerikan medyasında, Amerikan siyasetinde, Amerikan tıp dünyasında, Amerikan akademik dünyasında artık başarılı Türkler var. Bu da bizim göğsümüzü kabartıyor. Nasıl buldun buradaki bandoyu? Hoşuna gitti mi? Evet. Peki sen kaç yıldır buradasın? Bir yılda. Her yıl Mayıs ayında yapılan festival 3 gün sürüyor. Yaklaşık 40 bine yakın vatandaş ve Amerikalı katılıyor. Aslında bu dünyada en büyük Türk kültür festivali ve yürüyüşü diyebilirim. Türkiye dışında yapılan etkinlikler dışında. Kutlamaların en görkemli anı New York'taki Madison Caddesi'nin trafiğe kapatılarak on binlerce vatandaşın yürüyüşe geçmesi. Türk Günü etkinlikleri kapsamında New York'ta düzenlenen yürüyüş başladı. Grubun önünde Ankara'dan gelen Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası var ve çalacağı marşlar eşliğinde Madison Caddesi boyunca yürüyüş devam edecek. ...56. sokağa kadar devam eden yürüyüşün ardından geçit töreni düzenlendi. Türklerden oluşan grupların hazırladığı ve kendi yörelerini anlatan gösteriler katılımcılardan tam not aldı. Burada eski geçeceğim müziklerini de duydunuz New York Caddesi'nde. Hemen duygu düşüncelerinizi alalım. Ne diyorsunuz? Mükemmeldi. Harika. Çok güzel. Harika. İyi ki geldik. Biz uzaktan geldik. Bir saat trenle geldik.
Yöresel oyunların sergilendiği törende kendini tutamayan Amerikalılar da vardı. Tıpkı Amerikalı milletvekili Mihail McMahon gibi. ...55 kişilik askeri bandonun şarkılar çalarak eşlik ettiği etkinlik izleyicileri duygulandırdı. Hiç sormayın. Perşembe günü yine olmuştu. Orada kendimi tutamadım bandoda. Ağladım. İnanın ağladım. Tırıl tırıl titredim o bandonun o müziği, sözleri. Sokaklarında Osmanlı müziği, tarihimizin en uzun soluklu bandosu Mehter takımı Türk'ün yürüyüşünde yerini aldı. Çaldığı marşlarla katılımcıları adeta coşturdu. Yürüyüşe yabancıların ilgisi de büyüktü. Her yaştan Amerikalı'nın katıldığı etkinlikte grupların sergilediği birbirinden ilginç gösteriler herkesin beğenisini kazandı. Ben Brooklyn Belediye Başkanı olduğundan beri Türklerin daha fazla yaşadığı Brooklyn, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti oldu. Ve ben de Türkiye'nin bir numaralı dostuyum. Fanatizm sınır tanımıyor. Her ne kadar New York sokaklarında olsanız bile takım dernekleri burada ve gösterilerini yapıyorlar. Lig şampiyonu Galatasaray taraftarlarının kutlaması görülmeye değerdi. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş sırasında güvenlik önlemleri üst düzeydeydi. Caddelerde polisler tarafından kontrol altında tutulan kalabalık havadan helikopterlerle takip edildi. New York polisi etkinlik boyunca bir aksiliğin yaşanmasına müsaade etmedi. Festival programına Türkiye Cumhuriyetlerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden de katılım vardı. New York'a geldikten sonra bu etkinliğe katılınca buradaki coşkunun çok daha farklı olduğunu gördüm. Burada sadece Türkiye, Kıbrıs, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, bütün dünya Türklüğü burada. Herkes heyecanlı. Bitiyor, bitiyor! Yürüyüşün ardından sıra leziz Anadolu mutfağındaydı. Mısır'a gel Mısır'a! Evet, Türk günü etkinlikleri kapsamında nasıl? Çok memnunuz. Harika bir gün oldu. Güzel bir gün oldu. Biraz yağmurluydu ama gene güzel geçti. Yöresel lezzetler, döner, hamur işleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Türk yemekleri, Türk mısırı, Türk dondurması, binlerce Türk, en mutlu günümüz. Çok teşekkür ediyoruz düzenleyenlere. On binlerce vatandaşın katıldığı etkinlik alanında kültürel değerlerimiz de unutulmadı. Biraz daha az insan görüyorum. Daha evvelki yürüyüşlerde daha fazla insan oluyordu. Yağmurdan herhalde. Halk oyunlarıyla Anadolu figürleri tanıtıldı. Canlı icra edilen müziklerle kulakların pası silindi. Memnun kaldım seni. Tabii Serdar Ortaç falan gidiyor yani çok güzel bir müzik. Türk günü yürüyüşü ve festivali şarkıcı Serdar Ortaç'ın konseriyle sona erdi. Artık anla, ben aşık olamıyorsam.